çıkarılmasına bizler de destek oluruz inşallah. Evet, tekraren başımız sağ olsun diyelim. Şimdi Nalan Hanım, bu EYT konusu gerçekten dün Çetin Bey'le de konuştuk. Kaderin cilvesi mi diyelim artık, ne diyelim? İki deprem arasında böyle bir sürecin olması, iki büyük deprem, yani çok fazla deprem yaşıyoruz ama yıkıcı anlamda, tarihimize yazılacak anlamda iki büyük deprem sürecine denk gelmiş olması ve tam meclise gelecek, Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşmayı beklerken, çıkacakken tekrar bir sabah uyanıp şok içerisinde uyandık. Yani ne olduğunu anlayamadık. Çok kötü bir süreçti, hala yaşıyoruz. Tabii bu süreçte de şimdi meclis açılacak, ertelenmişti 21 Şubat'a. Onu konuşacağız ama öncesinde size sormak istediğim ilk konu şu. Deprem olduktan bir gün sonra sosyal medyada özellikle EYT'liler genel olarak, EYT'de biliyorsunuz bir Twitter anlamında güçlü bir kitle EYT'liler. Ve EYT'lilerden şunu gördük. Deprem konusuyla ilgili, o EYT ile ilgili attıkları tweetleri depreme yardım için kullanmaya başladılar. O örgütlenmeyi o şekilde sürdürdüler ve bu konuda da çok çok teşekkürlerimizi buradan sunalım. Çünkü çok güçlü bir kitle. Bir şekilde ses duyulması konusunda bunu çok iyi duyurabiliyorlar. Twitter konusunda gerçekten örgütlenebiliyorlar. Fakat sonra EYT iptal edilsin diye bir anda böyle yüzlerce tweet atılmaya başlanıldı. Ve bununla ilgili tartışmalar, ciddi ciddi tartışmalar yürütüldü. Dün Çetin Bey'le de konuştuk. Siz de bir tweet atmıştınız. Öyle hatırlıyorum. Evet. Ve tabii ki bu, hani normal olarak, doğal olarak depremden etkilenmeyen EYT'liler bundan ne alaka, ne oluyor falan diye tepki gösterdiler. Ama öte yandan deprem biraz daha geçtikten sonra depremzede EYT'lilerin fotoğraflarını görmeye başladık. İşte tek umudum EYT kaldı, EYT iptal edilsin şeklinde söylemler var. Ne demek bu? Ne olacak? Zaten bir felaketle karşı karşıya kaldık diye tepkilerini gösterenler, isteklerini dile getirenler oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Niye oldu bu söylemler? Neden yapıldı ve depremzede EYT'lilerle ilgili aldığınız mesajları da paylaşabilirsiniz yayınımız aracılığıyla. Murat Bey, söylediğiniz gibi bizler EYT mağdurları olarak gerçekten her konuda ülkemizin yaşadığı her olağanüstü durumda çok duyarlı olan bir kitleyiz. Ve baştan beri EYT üzerinden yapılan algılar, hep bunu dile getiriyoruz, hiçbir zaman son bulmadı. Burada da bu felaketin ardından da ilk akla gelen mağdurların haklarına göz koymak gibi oluşulan bir kitle vardı karşımızda. Bunun içinde siyasisinden tutun gazetecisine, borsacısına kadar hiç şimdiye kadar duymadığımız, görmediğimiz insanlar bizim hakkımızın üzerinden kendilerinde bir hak görmeye başladılar, iptal edilsin diyerek. Oysa ki EYT'liler biliyorsunuz şöyle de bir kampanya başlattı. İlk maaşlarımız depremzede arkadaşlarımıza olmak üzere böyle de bir kampanya başlattılar. Biz her şekilde duyarlılığımızı gösterirken bir grup insan bizim hakkımız üzerinden saldırıya geçmiş bulundu. Bunlara da gereken tepkiyi şu dönemde kimseye cevap vermek istemedim. Mümkün olduğunca da biz uyarılarımızı yaptık, polemiğe girilmemesi şeklinde. Çünkü şu anda geçtiğimiz dönemde 10 gün içinde bir EYT'den bahsetmek inanın hiçbirimizin aklına dahi gelmedi. Ona rağmen bu şekilde atılan, iptal edilsin tarzında atılan tweetlere ise hepimiz bir şekilde cevap vermek durumunda kaldık ki böyle bir şey üzerinden, emekçinin hakkı üzerinden kimse kendisinde bu hakkı göremez. İster siyasisi olsun, ister borsacısı olsun veya farklı farklı kesimlerden bu iptal edilsin diyen arkadaşlar böyle bir hakkı kendilerinde görmelerine mümkün değil. Hiç kimse izin vermez. Ve bazıları hakkında da yasal işlemler zaten biz başlatacağımızı duyurusunu da tweetle bildirmiştik. O konuda da elimizden gelen her şey belli bir süreç içinde kamuoyuyla da paylaşılacak. Peki size bu süreçte özellikle DM'iniz, yani DM'den çok mesaj atan oluyor, telefonunuzdan çok ulaşan Evet. oluyor. Biz sizinle konuştuğumuzda da bu süreçte depremzede olup EYT'lilerin ulaştığını söylemiştiniz.
Onlar tabii bu süreçte seslerini fazla duyuramıyorlar. Şu an başka işlerle uğraşıyorlar. Hayatlarını Maalesef. yola koymaya çalışıyorlar bu felaket sonrası. Biraz Ya da şu an açıkçası yaşamaya çalışıyorlar açıkçası. tam olarak onu soracaktım. Depremzede EYT'lilerle alakalı size gelen mesajlardan bazılarını hani aklınızda kalanları paylaşabilir misiniz? Çünkü size çok mesaj geliyor özellikle bu süreçle ilgili. Neler oldu? Yani ne gibi mesajlar aldınız bu süreçte? Ulaşamadığımız arkadaşlarımız vardı üyelerimizden Murat Bey. Üçüncü gün kendilerinden haber alma imkanımız oluştu. Ve kendilerinin tek söyledikleri evleri yıkıldı biliyorsunuz. İş yerleri yıkıldı veya şu anda işsiz konuma düştüler. Ailelerini yitirdiler. Sadece şu anda ayakta tutunabilecekleri, yaşamlarını devam ettirebilecekleri bir emekli maaşı kaldı ellerinde. EYT üzerinden yapılan algılar da en çok onları üzdü zaten. Şu dönemde onlara destek olmak gerekirken bu şekilde yapılan algılar neticesinde üzüntülerine üzüntülü katılmış oldu. Ve bunlar da kendileri hem sosyal medyada hem de DM'lerden bizlere ulaşarak kendi görüntülerini, evlerinin görüntülerini, çoluğuyla çocuğuyla yaşadığı çadırların görüntülerini bizlerle paylaştılar. Onlar için özellikle en kısa sürede bu EYT'nin yasalaşarak artık bir sona ulaşmasını istiyoruz. Gerçekten o insanların şu an bizlerden çok daha fazla ihtiyacı var orada. Peki sizce son olarak onu da sorayım sonra 21 Şubat'a geçelim. Neden EYT ilk mesela başka konuyla ilgili bir iptal konusu olmadı? Hani halihazırda EYT konuşulduğu için ama başka konular da vardı biliyorsunuz. Sözleşmeli konusu başka topluluklar etkileyen konular da vardı. Ama EYT konusunda böyle bir hemen bir reaksiyon gösteriliyor fark ettiyseniz. Neden Evet. yani bu niçin yapılıyor? Özellikle bu sürece doğru giderken. Bu bir kamuoyu baskısına dönüşür mü? Yani belli bir topluluk tabii ki yapıyor bunu ama topluca bir kamuoyunun derdi bu değildi yani. Bunu tabii gördük Twitter'dan. Niye yani? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Hani sizin gözleminiz bu noktada nedir? Sosyal medyayı en etkili kullanan grup EYT'liler. Yani bunun kimse aksini iddia edemez. Bu nedenle de en güzel prim yapabileceğiniz durum şu anda EYT. EYT ile ilgili atılan her tweet'i arkadaşlarımız takip ediyor. Eğer güzel yazılan bir şeyse takibe alıyor kişiyi ve böylelikle hem takipçi sayınız artıyor hem de siz vermek istediğiniz mesajları çok daha rahat verebiliyorsunuz. Bu nedenle EYT işte çok kullanılıyor. EYT içinde EYT geçen her tweet bizim direkt ana sayfamızda yerini alıyor çünkü takip ettiğimizden dolayı. Oradan sebeple de bu konularda çok fazla bu algı durumlarına maruz kalıyoruz. Sözleşmeli personelle ilgili atılacak olan bir tweet çok fazla gündem olmaz. Ama EYT ile ilgili atacağınız en ufak bir tweet sizi gündeme taşıyabilir. Hatta bu bir gazeteci adınız şu anda reklamını yapmak da istemiyorum. Biliyorsunuz ki o ilk günlerde hemen gündeme oturmuştu. TT listesinde yerini almıştı. O sebeple reklamın iyisi kötüsü olmaz amacıyla da EYT üzerinden çok fazla algı dönüyor Murat Bey. Evet, bu konuyu da konuşmuş olduk.